Vodafone Park'ın zemin çalışmaları sürüyor. Burada Sivas maçında zeminin daha iyi olması bekleniyor demişsin sen bilgi olarak bize önceden verdin. Nedir son durum? İstersen en sondan başla, sakatlardan başla. Söz sende. Aykut İnce çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Zeki abi, Aldun abi'ye selamlar, saygılar. Sondan başlayalım. E, zeminle ilgili durum e, geçtiğimiz hafta itibariyle çok fazla konuşulmaya başlandı. Vodafone Park'ın zeminiyle ilgili bizde Yetkili isimlerle konuştuk. Evet zeminin geçen yıla oranla e, iyi bir seviyede olmadığını kabul ediyor yetkili isimler. Bununla da ilgili o bir haftalık dilimde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne fokuslandığı durumda o bir haftalık dilimde Vodafone Park'ta zeminle ilgili çalışmalar yapıldı. E, Vodafone Park'taki zeminin geçtiğimiz haftaya oranla daha iyi durumda olacağını düşünüyoruz. Planlanan şu an içeriden aldığımız bilgi de o. Ancak istenilen seviyeye gelmesi için Aynen sakatlarda olduğu gibi zemin konusunda da milli arayı beklemekte fayda var. Beşiktaş Sivas Spor'la karşılaştıktan sonra daha geniş kapsamlı bir zeminle ilgili çalışma yapacak. Beşiktaş yöneticileri Vodafone Park'tan sorumlu isimler zeminle ilgili, çimlerin bakımı ile ilgili o şirketle, o firma ile görüşmeler gerçekleştirildi. Gerçekleştirdi. Hatta bu durumla ilgili bir rapor da istedi firmadan. E tabii ki bu sakatlıkların da çok fazla gelmesiyle beraber sakatlık sebepler arasında acaba zemin de mi var? E, birinci sıraya zemini mi yazabiliriz? E, konuşmaları da yapıldı. E tabii Adele sakatlıkların içerisinde bulunduğu durumdan sonra hem zeminin hem e, fazla yüklemenin hem de futbolcuların çok fazla maç yapma, yapmasının sebeplerini bu üç sebebi aynı anda söyleyebiliriz. Sakatlarla ilgili durumu siz pas atarken Aykut İnce e, artık Beşiktaş'ta özellikle Ajax maçından önce Sergen Yalçın'ın aldığı karar artık. Önceden şöyle bir durum vardı. Doktor, teknik heyet ve futbolcu görüşülüyor. Durumu hafif e, riskli olan oyuncular. Doktor, Sergen Hoca veya teknik heyet doktora soruyor. Diyor ki oyuncu oynayabilir mi maçta? Durumu çok fazla riskli olmadığı için doktor oynayabilir diyor. X'e futbolcuya soruluyor. Oynamak istiyor musun? Evet oynamak istiyorum. Ancak işte bu yapıldığı için... E, ...bazı durumlarda riskli olan durumlar... ...çok fazla sakatlık verildi. Örnek Wellington son maç... E, ...fedakarlık yaptı dedik hatta... ...biz hafta içerisinde haberi yaparken. Ondan önce Alex Teixeira... ...bir durumu çok hazır değildi... ...yüzde yüz hazır değildi. İlk 11'de oynadı kendisi oynamak istedi. O nedenle sakatlığını yükseltti. Aynı bölgeden. O nedenle bundan sonra artık... Doktor kararı çok önemli. Birinci derecede. Kerem Ülkü, Beşiktaş kulüp doktoru. Oynayamaz. Hafif de olsa riski var. %95 oranında iyi, %5 riskli. O %5 ciddiye alınacak ve oynatılmayacak. Aslında Ajax maçında bunu örnek gördüm. Örneğini yaşadık. Örnek, Larin Ajax maçında oynayabilir miydi? Oynayabilirdi. Vida oynayabilir miydi? Oynayabilirdi. Gezal oynayabilir miydi? Oynayabildi. Oynayabilirdi. Necip, Teşeyra bunlar oynayabilirdi ancak Sergen Yalçın gelecek sezon gelecek maçları da düşünerek milli arada tamamen e, iyileşme adına böyle bir karar aldı. Ve o günden sonra da aslında bugün itibariyle Sivas maçında Teşeyra, Vida, Necip forma giyebilecek duruma geldiler. Kimi ilk 11 olur yarın göreceğiz kimi yedekler arasında olur ama bu 3 oyuncu düzeldi artık. Ancak halen durumu düzelmeyen Wellington milli aradan sonra hazır. Montero ee, 4-5 gün daha kaldı karantinada. Hazır milli aradan sonra. Atiba milli aradan sonra hazır. Gezzal milli aradan sonra hazır. Enkudu milli aradan sonra hazır. Larin milli aradan sonra hazır. Piyaniç milli aradan sonra hazır. Tek hazır olmayan futbolcu milli aradan sonra Mehmet Topal olacak. Beşiktaş yeni bir sayfa açacak. Sivas Spor maçında da eksikleri var. O eksikleri Sergen Hoca çok fazla göz önünde bulundurmuyor. 11 oyuncu çıktığımız zaman bizde eksik sayılmaz diyor ama tüm sakat oyuncular milli arada iyileşecek. Beşiktaş milli aradan sonra beyaz bir sayfa açacak. Ee, yarınki maç özelinde de e, birkaç dokunuşun olacağını öngörebiliriz. Bunlardan biri Can ilk 11'e e, monte edilebilir, e, Güven ilk 11'e monte edilebilir. E, özellikle savunmanın ortasında Serdar Saatçi ve Vida'yı bekliyoruz biz. Yarın Sivas Spor Mücadelesi'nde Serdar Sergen Hoca'nın geldiği günden bu yana beğendiği, tuttuğu A takım geniş kadrosunda bulundurduğu bir isim. Ee, Güveniyor da aslında bu son süreçte güvenini çok da fazla boşa çıkarmadı ve iyi netli çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın da teknik heyetinin de beklentisi var Serdar'dan. Çok yüksek bir ihtimal ee, Serdar, Vida ikilisini savunmanın ortasında göreceğiz Aykut İnce. Atladığım bir durum var mıydı? Var sorular var biraz seni tutalım. Tabii. Aldın abinin ne dedi? Ben iki tane iki tane sorum var. Bir tanesi e, Sercan Berkay e, artık kadronun içerisinde olacak mı? Yani onu e, gerçekten 17 dakikada yani bütün Türkiye'nin e, gönlünü kazandı diyeyim. Yani sadece Beşiktaşların değil. Bir bunu soracağım e, çünkü. Öz kaynak düzeni gerçekten ilginç bir noktaya geldi. Ersin, Rıdvan, Serdar, Berkay Ajax maçında Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar ki bu gerçekten çok önemliydi. İkincisi, sen bir haber yaptın Larin'in menajeriyle. Burada bir gelişme var mı? Larin diretiyor mu ya da menajeri diretiyor mu diye iki tane sorum var. Yine aklıma gelirse bir şey sorarım. Haldun abi, Berkay Vardardan başlayalım. U19 evet. takımında kaptan konumunda Bundan sonra geniş kadro içerisinde olacak ama ama eğer Can gibi ee, ve Serdar Saatçı gibi iddialı sözler kullanamıyorum henüz itibariyle Berkay ile ilgili. Serdar ve Can için şunu diyebiliriz. Evet geniş kadroda olacak ve süre alacak yorumu haberi yapabiliriz. Ama Berkay için halen o yorumu yapamıyoruz. Onun için bence ee, milli arayı biraz beklemekte fayda var ama Sergen Hoca bundan sonra A takım geniş kadrosunda Berkay'ı da görmek istediğini e, ifade ediyor. Larin, Larin konusu bence çok fazla sürüncemede kalacak bir konu. Ben Dorukan konusuna benzetiyorum Aldun abi. E, Sayın Başkan Ahmet Durçebi Hollanda'da açıklamalarda bulundu. Ajax mücadelesinde Larin'le e, dün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel geçti. Ama e, imzalamak isterse imzalar, gitmek isterse gider minvalinde bir açıklamaydı. Ben de bu açıklamadan sonra Sayın Başkan'ın e Larin'le ilgili açıklamasından sonra Movin Mo, e, Mo, Kovas Larin'in menajeri e, onunla konuştum. Açıklamalarını zaten yer verdik. Ve şöyle bir cümle var Aldın abi Siz, bence zeki abi de e, o açıklamanın üzerinde durdu zaten. Larin Beşiktaş'ta mutlu, İstanbul'da kalmak istiyor Larin'in menajerinin ifadeleri ama diyor ki finansal beklentileri var ve ben konuşmada Konuşma zaten duruyor. Ee, i̇lk 11'de oynayan diğer oyuncularıyla finansal düzeyde aynı seviyede olmak istiyor diyor. Kaylerin. Kaylerin şu an itibariyle Beşiktaş'tan 1 milyon 750 bin euro ücret kazanıyor. Toplam ücreti bu. Bu arada. Maç başı ücreti, ekstra primleri yok. Şampiyonluk primi var ama maç başı ücreti yok. Kaylerin net net kontrattan yapılmıştı 4 sene önce. Ee, Kaylerin 1 milyon 750 bin euro oluyor. Benim anladığım ve tabii ki e, ee, duyduğum Kayleri'nin yeni sözleşmede en az 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ve 4 yıllık kontrat istediği. Beşiktaş teklifte bulundu mu Larine? Bulundu. 1,5 milyon euro 1,6 seviyesinde 3 yıllık bir kontrat. Larine'in menajeri hem süre konusunda hem de paranın e, yıllık ücretin konusunda aynı fikirde değil Beşiktaş yönetimiyle. Ne olacak diye de sorarsanız Haldun abi bence ee, biraz Dorukan konusuna benziyor. Sadece şimdilik bu kadar bunu söyleyeyim. anladım. Zeki sorusun. Ben e, tekrar e, bir şey söyleyeyim. Katılıyorum. Sercan Dikme'ye başkanla menajerinin, Dalerin'in menajerinin yaptığı görüşmede e, çok iyi bir rakam veriyoruz kendisine. E, bu rakamdan devam edelim. Hatta 3 yıllık değil 5 yıllık bile sözleşme yapabiliriz Dalerin'le. Bir de şunu soruyor başkan. Hani Türkiye'den de belli ki hani Ocak ayında diyor ki baş menajer şunu söylüyor aslında e, bana farklı yerlerden farklı detaylar gelmişti baş, başkan e, başkana şunu söylüyor Larin'in menajeri e, bu paranın çok daha fazlasını verenler var Ocak'ta e, anlaşamazsak e, artık e, biz e, X takımla anlaşabiliriz yani bunun yolu açılacak şeklinde konuşuyor e, kulağa gelen bilgilere göre de bu menajerin Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da e, Lari'nin önerdiği yani teyide muhtaç bilgi ama bu benim soracağım e, asıl soru şu e, Ocak ayında Ocak ayında Beşiktaş'ın transfer listesinde e, Elneni ve Kaan Ayhan mı var? Yani Kaan Ayhan'ı başkan zaten söyledi e, büyük bir ihtimalle o transfer için uğraşacaklar bir de Elneni ismini duydum ben. E, bunlar doğru mu? Zeki abi Elnini devre arasında değil, yani sizin duyumunuz elbette, haberiniz doğru. Ben gelecek sezon Elneni'nin Beşiktaş'ta oynama ihtimalini e, şu an çok erken ama e, kuvvetli derecede yüksek görüyorum. Bunun evet. sebebi sözleşmesi bitiyor, İstanbul'a geri evet. dönmek istiyor ve en önemlisi Elnini Beşiktaş'ta oynarkenki menajeri şu an mevcut menajeri değil. Bunu söyleme sebebim Zeki abi o, o zamanki menajeriyle Mısırlı menajeri e, Beşiktaş yönetimi çok büyük pürüzler yaşamıştı. Koronavirüsün e, pandeminin COVID-19'un ilk çıktığı dönemler. Hatta hatırlıyorum elini antrenmana dahi çıkmak istememişti. Koronavirüs sürecindeki o bir buçuk iki aylık e, maaşını alabilmek için. Menajerin o dönemki hal ve hareketleri, tavırı, tutumu Sayın Başkan Ahmet Durçebi tarafından çok e, beğenilmemişti. O menajer değişti. O nedenle o aradaki çok çok büyük bir priz olarak literendirebilirim. Ee, giderilmiş oldu. Hatta şu anki menajeri ee, Davia, Galatasaray'a geçen sezonlarda çok fazla e, oyuncu getirmiş bir isim. Gelecek Ocak ayında değil çünkü o bölge bir aylık şekilde kalabalık Zeki abi. Hele hele Piernicchi transferinden sonra. Hatta transfer döneminin son 24 saati yaşanırken Beşiktaş yönetimi Piyaniş'ten önce e, Muhammed Elini'ye de temasa geçti ama ben şimdi değil, Ocak ayında değil, Anladım. gelecek sezon, yeni sezonda e, yüksek bir ihtimalle temaslar artacak. Kaan Ayhan konusu, Kaan Ayhan şu an kulübünde oynamıyor. Ve Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan'ın ilk 11 çıkıp çıkmadığını çok yakından takip ediyor. Ben bizzat şahidim, sohbetlerde oturduğumuz zaman, konuştuğumuz zaman Beşiktaşlı yetkililerin... E, Kaan Ayan ilk 11'de mi değil mi diye takibini canlı olarak gözlerimde görmüş bir isim, biriyim. O nedenle Kaan Ayan için şu, biz senin bonservisini almak isteriz ama 5-6 milyon euroya kadar çıkacak bir seviyede değiliz. Hatta Kaan Ayan meseleleri Zeki abi, bu konuda ben lütfen, e sizler de öyle, çok fazla mütevazı olmaya gerek yok. Çünkü Kaan Ayan, İtalyan basını yazdığında, diğer basınlar, ülke basınları yazdığında Beşiktaş'a geldi, imza attı, İstanbul yolunda dediği, dendiği anda biz Aspor ekranlarında hep şu yorumu yaptık. Zor bir transfer. Evet. Çünkü 5-6 milyon euroluk bir isteği var kulübünün. O nedenle şu an ihtimali çok az olan bir futbolcu. Ocak ayında nasıl şekildedir bilmiyorum. Oynamaması, ilk 11'de çıkmaması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Çünkü Kaan Ayan Beşiktaş'a gelmek istiyor zaten. Bu konuda hiç problem yok. Ama kulübü diyor ki ben neden bırakayım? Bırakmak istemiyorum. Benim üçlü savunma oynattığımda dördüncü oyuncum Kaan Ayan diyor. O nedenle Kaan Ayan çok fazla diretmesi gerekiyor. Olur mu? Olma ihtimali var. Kaan Ayhan halen kafaların bir yerinde savunmanın ortasında düşünülüyor mu şu an? Düşünülüyor. Ama halen Beşiktaş'ın elinde bir durum değil. Kaan'ın elinde olan bir durum değil. Kulübünün kolaylık sağlaması gerekiyor. O nedenle ben onu şu an ke kestiremiyorum Zeki abi. Teşekkür ederim. Son bir soru sorayım ben o zaman. Ben de bir tane soracağım. Soracak ya ben Bir de Can'la ilgili gelişmelerle Onu sorayım. Biraz seni yorduk ama. Yok yani, estağfurullah. Ayaks yani yani maçında gerçekten evet. maçın en önemli oyuncularından biriydi. Yani şöyle geçti. Sınıfı geçti diyeyim daha doğrusu. <laughs> geçti. 1 milyon 750 bin euro karşılığında Beşiktaş %99 ihtimal bon servisini satın alacak. Kontratta yazan madde 1 milyon 750 bin euro. Beşiktaş Kulübü isterse Şalke'den bon servisini canın alır maddesi var. Beşiktaş'ın elinde. Beşiktaş bunu kullanacak mı Aldun abi? Kullanacak. Bence sorunuzun karşılığı da bu olmuş oldu. Tamam. Şimdi hem aynı zamanda son bölümde Aldun abi Zeki abiye de bu soruyu soracağım. Onların da yorumu önemli. Şöyle Ahmet Bey Sayın hakem hakem atamalarıyla ilgili maçtan sonra çok bu açıklamayı yapmayacağım ama yapma durumunda kaldım dedi. Maçlardan sonra bir geniş çaplı basın toplantısı düzenleyecek galiba Ahmet Bey, Sayın Nurçebi değil mi? Hollanda'da, Hollanda'ya gitmediğim için bilmiyorum ama Hollanda'da hayır, hayır. basın mensuplarıyla yapmış olduğu sohbet toplantısında bu minvalde bir şey söylemiş. Ama ben gün içerisinde konuşma fırsatı buldum yetkili isimlerle diyeyim. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi, Sivas spor maçı bittikten sonra ben bunun maç sonrasında olacağını düşünmüyorum biraz daha 24 saat 48 saat geçeceğini düşünüyorum. Bir Adana Demirspor maçında yapılan Beşiktaş'ın söylemiş olduğu hakem hatası ile ilgili rakipleri doğrudan söyledikleri için söyleyebilirim. Fenerbahçe, Galatasaray'a e, yapılan onlara lehine yapılmış hatalarla ilgili. Özellikle Sayın Başkan'ın bence üzerinde durduğu nokta e, maçın 90. dakika bittikten sonra. Uzatma dakikaları ile ilgili, şimdiden planlanan durumdan bahsettiğim için uzatma dakikalarına da ayrı bir e, pencere açacak gibi duruyor sayın Başkan ve e, bu maç özelinde Sivas Spor maçında da çok dikkatli takip edeceğini e, ve sezon başından bu yana Beşiktaş'ın aleyhine yaşanmış hakem hataları ile ilgili bir basın toplantısı yapmayı planlıyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi. Ben bugün yaptığım görüşmelerden, konuştuğum isimlerden çıkarımım. Direkt şunu diyemiyorum. Bir, Sayın Başkan Ahmet Durçebi bası toplantısı yapacak de, diyemiyorum. Hep garantici olduğumuz için ama maçtan sonra 24 saat, 48 saat milli arada bir bası toplantısı yapmayı planlıyor. Teşekkür Sor. ederiz. Şimdi, Şimdi abi var. ağzına sağlık. Bu Teşekkürler Sercan. Sağ olasın. Sor onunla ilgili.